Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam etrafımızda tabii herkes tornadan çıkmış gibi ya da aynı fabrikadan çıkmış gibi değil. Değişik huylar, değişik ebatlarda olduğu gibi değişik huylarda insanlar da var. Şimdi bizim etrafımızda olduğuna göre bunlar bir şekilde tanışıyoruz. Hak hukukumuz var, iyi veya kötü olsun. Peki iyi insanlara dua ediyoruz da kötü insanlara da bunun karşılığında beddua mı etmemiz lazım? Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda İslam alimleri anlatırken buyuruyorlar ki İslam dini insanları Allah-u Teala'nın sevgili kulları olarak kabul eder. Mescitler, camiler, köyse köyün ortasında, evet. Kasabaysa kasabanın ortasında, şehirse şehrin en güzel yerlerinde. Dolayısıyla insanların arasında kurulmuştur. Şeylerde, yukarılarda, tepelerde değil. İşleri ferah ve aydınlıktır mescitlerinde. İnsanlar buralara seve seve ibadet için girerler. Bir araya gelir, cemaatle ibadetlerinden sonra da birbirlerine hayır dua ederler. Bu naklettiğim daha önce Müslüman değilken Müslüman olan bir kimsenin tespiti bu. Bir yabancı bu yani bu tespiti yapan. Şu naklettiğim söz bir yabancıya ait. Müslüman olmuş sonra da Müslüman bir yabancıya ait. Şimdi Budistler falan, Brahmanlar böyle tepelerde, zirvelerde yaparlar şeyleri. Tapınakları. İhtişamlı yaparlar falan. Aşağıdan bak ne korkunç falan. Korku belası da adam oraya itaat ediyor. Ama adamın tespiti bu. Bunların hepsini anlatıyor da. Fakat diyor Müslümanlar mescitte öyle değil. İnsanların içerisinde. Ve dikkatimi çeken bir şey var. Bunlar herkese diyor hayır dua ediyorlar. Çünkü İslamiyet'in emri bu. Gereği bu. Mesela Uhud gazasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzü yaralan, mübarek dişleri de aynı şekilde zarar görmüştü. Eshab-ı kiram çok üzüldüler bu hale. Ve dediler ki ya Resulallah dua et bundan cezalarını görsünler. Çünkü peygamberlerin yaptığı dua geri çevrilmez. Dua da çevrilmez. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine buyurdular ki lanet etmek için gönderilmedim. Hayır dua etmek için her mahluka merhamet etmek için gönderildim. Ve onlara hitaben, oradaki müşriklere hitaben. Ya Rabbi bunlara hidayet et. Tanımıyorlar, bilmiyorlar buyurdu. Tanımıyorlar, bilmiyorlar. Şimdi Peygamber Efendimiz'in bize tavsiyesi bu. Bir kadar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düşmanlarını affederdi. Lanet etmedi. Hadis-i şerife de müminin din kardeşi için arkasından yaptığı hayır dua kabul olur. Elini açtı. Mustafa Toköz'e dua ediyorsun. Osman niye desin diyeceğim? Sadece Mustafa Toköz'e etmesin. Dua ediyorsun. Yanında değilsin. O duymuyor. Diyeceğim ben sana dua ettim. Aslında kendime dua ettim ben. Nasıl? Çünkü hadis-i şerifte devamında buyuruyor ki bakın müminin din kardeşi için arkasından yaptığı hayır dua kabul olur. Devamında buyuruyor ki bir melek Allah bu iyiliği sana da versin amin der, meleğin duası reddedilmez. Ben elimi açmışım Mustafa Toköz'ün gıyabında Mustafa Toköz'e dua ediyorum. Ya Rabbi işte ona iman ile ahirete intikal etmesini cennette yüksek dereceler ihsan eyle ya Rabbi diye dua ediyorum. Amin. Ama Osman Ünlü olarak ben kendime ettim aslında. Bir melek geliyor. Dermiş ki ya Rabbi bunun işte Mustafa Toköz için istedikleri var ya. Onlar önce bunu kendine ver. Arkasında amin dermiş. Ve meleğin duası reddedilmez buyuruyor. Dolayısıyla gıyaben dua etmeli mi? Etmeli. Hayır dua tabii ki hayır dua da etmeli. Şimdi Allah-u Teala'nın en çok sevdiği ibadet hubbu fillah buğdu fillah'tır. Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Yani Müslümanları sevip onlara yardım ve hayır dua etmek ve dini İslam beğenmeyenleri, İslamiyet'e Müslüman düşmanlık edenleri sevmemek. Fakat buyuruyor ki, fakat imana, hidayete kavuşmalar için dua etmek. Onlar için de hayır olan bu. Hani bir kafiri yedirirsin, doyurursun, çıplaksa giydirirsin. Elbette bir Müslüman bunu yapar. Ama daha kıymetlisi onun hidayete gelmesi. Çünkü karnı tok, tamam, elbise giydirdin, evi de var ama imanı yok. Ölürse imansız gidecek, cehennemde sonsuz kalacak. Bir Müslüman öyle olmalı ki buyuruyor. Bir kişi daha ateşe gitmesin, cehennemden kurtulsun düşüncesinde olmalıdır buyuruyor. Şimdi Maruf-ı Kerhi Hazretleri var. Evliya Kiram büyüklerindendir bu zat. Bir gün talebeleriyle beraber bu zat işte Dicle Nehri kenarında işte bir hurmalıkta oturuyormuş. Bu esnada nehirde kayıkla 3-5 kafalar dolaşıyorlar. Bunlar koymuşlar şişeleri.
sars neyse bir aletle falan şey alem yapıyorlar. Alem yapıyorlar. Evet. O anda işte bunlar epey kafayı bulduktan sonra kayığı nasıl yaptılarsa nehrin akıntısı bir yer, akıntılı bir yerine denk gelmiş. Şimdi zapt edemiyorlar kayığı. Tabi bunların gürültüsü, patırtısı, naralar atıyorlar, ondan sonra çalgılarının sesleri falan Maruf-ı Kerhi Hazretleri talebelerini de aynı şekilde duyuyor bunları. Maruf-ı Kerhi Hazretleri'ne diyorlar ki efendim diyor bir dua etseniz de Allah-u Teala şu kendini bilmezleri nehirde boğulsunlar. İnsanlar da bunların zararından kurtulsun. Tabi sıradan bizim gibi insanlar hatırla bu gelir. Vur gitsin, öldür gitsin, kaldır gitsin. Bunun üzerine Maruf-ı Kerhi Hazretleri ellerini açar. Ya Rabbi sen bu kullarını dünyada böyle neşelendirdiğin gibi ahirette de neşelendir. Bana talebeleri donup kalıyor. Biz ne dedik? Biz ne dedik? O ne dua dedi? Talebeler bu duaya bir mana veremiyorlar ve kendisine soruyorlar. Buyuruyorlar ki efendim böyle dua etmenizin hikmeti neydi? Biz diyor anlayamadık bunu. Bunun üzerine bekleyiniz Allah-u Teala her şeye kadirdir. Bekleyiniz. Her şeyin vakti saati var ya. Şimdi o kafadarlar böyle nehrin akıntısına kayık kaptırınca kayığı zapt edemiyorlar. Bir bakıyorlar ki bir tanesi diyor ki ya diyor şu kıyıda diyor bir kalabalık var falan. Ha bize bakıyorlar falan. Bu işte zapt olmasın, polis olmasın falan. Kayığı çevir çeviremiyorlar. O istikamet doğru gidiyor. Yaklaşınca yaklaşınca bir tanesi diyor ki eyvah diyor. Bu diyor Maruf-ı Kerhi Hazretleri talebeleriyle. Biz ne yaptık diyorlar ya. Ayıp oldu yani. Ayıp oldu yani. Evet. Şimdi Allah adamı. Usulca kayıttaki içkilerin hepsini şey yapıyorlar. Sazı neyse kırıyorlar falan. O zaman kıyıya gelmiş artık kayıt. Çıkıyorlar falan. Ezile büzüle. Diyorlar ki efendim rahatsız ettik sizi. Özür dileriz. Hakkınızı helal edin. Üç beraber veyahut da dört kişi karşı kişiyle. Diyorlar ki biz tevbe ettik. Bir daha Allah-u Teala men ettiği, haram ettiği bu şeyleri içmeyeceğiz. Ve bu fiili de yapmayacağız. Ve Maruf-ı Kerhi Hazretleri'nin talebesi oluyorlar onlar. Ve Maruf-ı Kerhi Hazretleri buyuruyorlar ki maksat hasıl oldu. Kimse ölmedi. Onların gürültüsü de bitti. Onların gürültüsü de bitti. E maksat bu değil miydi? Evet bak maksat buydu zaten. Gördüğünüz gibi herkesin istediği oldu. Ne onlar boğuldu ne de kimse onlardan rahatsız oldu. Onun için de kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki herkese hayır dua. Hatta mesela efendim bir gayrimüslime de bir Müslüman herhangi bir işini gördüğü zaman Allah-u Teala senden razı olsun diyebilir mi? Der buyuruluyor. Allah-u Teala senden razı olsun demek bir duadır. Allah-u Teala senden razı olsun demek. Adam imanlı değil. Kalbinde küfür var. O halden Allah-u Teala razı değil ki ondan. Veya bir fasık bir kimse, günahkar bir kimseye de Allah-u Teala senden razı olsun dediğin zaman adam fasık. O günahkar haliyle Allah-u Teala ondan razı değil. İsyan ediyor çünkü Allah-u Teala'ya. Peki ne demek? Niçin böyle söyleniyor? Allah-u Teala seni razı olduğu hale çevirsin demekmiş. Allah-u Teala senden razı olsun demek bir kafire. Seni razı olduğu hale çevirsin. Yani Cenab-ı Hak sana hidayet nasip etsin, iman nasip etsin. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, beğendiği bir kul haline getirsin. Ve yine fasık birisine de Allah-u Teala senden razı olsun deyince Allah-u Teala seni beğendiği, razı olduğu hale mi çevirsin? Evet, beğendiği, razı olduğu hale çevirsin. İslam alimlerinin, evliya-i kiramın hayatlarını okuduğumuz zaman buna benzer Maruf-ı Kerhi Hazretleri'nde olduğu gibi onların hayatlarında da var. Mesela bir Şeyh Hafi Hazretleri bir gün bir talebesiyle beraber evine geliyor. Bakıyor ki evinde zaten eşyası yok. Hırsız girmiş. İşte kilim bir iki bir şey varmış. Onları da almış götürmüş. Oturmuş bir Şeyh Hafi Hazretleri başlamış ağlamaya. Ya talebesi de şaşırmış. Allah Allah demiş ya. Hani bir Şeyh Hafi Hazretleri gibi zat bize dünya malına karşı meyletmeyin şey yapmayın. Ağlıyor. Anlayamıyor. Efendim diyor, özür dilerim ama ağlamanızın sebebi ne? Buyuruyor ki, o eşyalarım için ağlamıyorum. O eşyalarım için ağlamıyorum. Hırsızın götürdüğü bu eşyalar ben hırsa helal ettim. Ama benim helal etmem yetmez diyor. O hırsızlık fiilini yaptığı için yarın mahşer günü, hani gelip de bizden özür dilemedikçe, helallaşmadıkça, Allah-u Teala tövbe etmediği müddetçe af olmaz. Cehennemde azap çeker. Onun cehennemde azap çekeceğini düşündüğüm için ağlıyorum diyor. Biz ne düşünüyoruz? Onlar ne düşünüyor? Yani herkese merhametle mi yaklaşmışlar? Evet. Herkese hayır dua mı ediyorlar? Evet, herkese hayır dua ediyorlar. Yani buna benzer misaller çok mu? Elbette ki çok. Sonra mesela bu Maruf-ı Kerhi Hazretleri'nde olduğu gibi beddua ettiğinde, adam boğulduğunda, adam battığında, adam öldüğünde eline ne gidecek? Dünya senin mi olacak? Dünya senin mi olacak? Yok, senin olmayacak. Sen de kalmayacaksın. Hiçbirisi baki değil. Öyleyse
Müslüman olsun, gayrimüslim olsun. Herkes hakkında iyilik düşünmeli. Hayırlı şey düşünmeli. Ve herkes içinde hayır dua etmeli. Belki bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına şu gelebilir. İnsanlara zulmedenler var bunlar içinde. Zulme kadar onlara bedduaya izin verilmiş ise de Ya Rabbi buna da hidayet ver demek yeğidir diye de kitaplarda anlatılmış efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan herkese hayır dua etmek gerektiğini öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.